Ben Ahmet. Sultan Mehmet'ten olma, Handan Sultan'dan doğma. Hanlar Hanı Sultan Süleyman'ın vefatından tam 24 sene sonra dünyaya gelen Ahmet. Manisa'da büyük bir sevgi, sükunet ve huzurla geçti çocukluğumun ilk 5 yılı. Sonra cihanın başkentine, İstanbul'a getirdiler beni. Zira babam tahta çıkmış, cihan devletine hükümdar olmuştu. Ne kutlu bir gün dedim. Lakin sevincimiz kısa sürdü. Babamız Adalet Kulesi'ne çıkmamızı buyurmuş. Masallardaki şehzadelerin saadeti koca bir yalandır. Biz ya tahta çıkarız ya katlediliriz. O güne kadar da acı, keder ve korku düşer payımıza. İşte o gün öğrendim. Bir şehzade tahta çıkıp sultan olunca fitne çıkarmasın diye evvela kardeşlerinin canını alırmış. Kanunlarımız böyle buyurmuş. Öğrendiğim ikinci şey ise daha mühimdir. Kadim kanunlar bile kalbin derinliklerinden gelen o sevgiyi karşı koyamaz. Sana yemin ederim kardeşim. Eğer bir gün o tahta çıkarsam asla babamız gibi olmayacağım. Asla kıymayacağım kardeşlerime. Kaçmak istedim. Babamızsa bunu görelim istedi. Görelim ki adımlarımızı ona göre atalım. Denizlerin üzerinde kayıklar gibi yüzen 19 tabut. Aklımdan hiç çıkmadı. Lakin abim Şehzade Mahmut unuttu. Harem-i Humayun'un soğuk duvarlarının arasına sıkışmış. Gözlerden arak bu yere gizli bahçe derdi abim. Unutuşun bahçesi. Bir tek orada kederli geçmişi ve bizi bekleyen istikbali unuturduk. O gün abim hünkâr babamızla konuşmuş. Celali eşkıyasının üzerine yürümek için ordu istemiş. Abi ne yaptın sen? Bir anda içimi derin bir korku sardı. Babamın onu öldüreceğinden korktum. Yapar mı? Yapar. 19 kardeşine kıyan, evladına da kıyar. Zaten haremde dedikodular almış başını yürümüş. Abimin validesi Halime Sultan'ın büyücülere gittiği, oğlu tahta çıksın diye muskalar yazdırdığını konuşurlarmış. O an iri, manalı ceylan gözlerine keder indi abimin. Filiz gibi eğildi başı. Nereden bilebilirdim ki bu anın onun son görüşüm olduğunu? O gece sıkıntı karabasan gibi çöktü üstüme. Karanlığın içinde Azrail Aleyhisselam'ın nefesini hissettim. Hizmetkarları da cellat suretine bürünmüştü.
Babam Sultan Mehmet Han. Dağ gibi abime kıydı. Yıkılsın. Yansın dünya ne gam. Ben Ahmet. O gün anladım. Kalbe inen en büyük acı kardeş acısıdır. Cehennemde 3 ay geçirdim. Bitti ferahlatan yağmur. Baharın tatlı ılığı. Yeşeren dalların rahiyası. Bitti ışık. Valide Safiye Sultanımız dairesine davet ettiğinde bir daha asla mutlu olmam sanıyordum. Safiye Sultanımız benim için pek kederlenmiş. Biricik torununun yüzü gülsün istemiş. Dünyanın 4 bir yanından hediyeler getirmiş. O anda karanlığın içinde bir ışık belirdi. O resimde hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey duruyordu. Masum, meraklı ve insanın içine işleyen bakışlarla sanki beni süzüyordu. Günler, aylar sonra ilk defa içimin ferahladığını hissettim. İsmini sordum. Kim bu? Anastasya'ymış adı. Anastasya. Günler, aylar geçti. Kız çok mu güzel? Bilmem. Belki daha güzelleri vardır. Lakin benim vurulduğum o değil. Bu resimde, bu kızda güzellikten fazlasını gördüm ben. Hayatımın sonuna kadar en çok lazım olacak 3 şey. Her baktığımda içime yayılan asudelik. Kederimi unutturan yaşama sevinci. Hiçbir şey. Hiç kimsenin bozamayacağı masumiyet. O gece bir cemre düştü kalbime. Kökleri ruhumdan toprağa geçti. Dalları ise göğe uzandı. Rabbimin bir işaretiydi sanki. Öleceğim ve vücudum toprak olacak diye düşündüm. Oysa hakikat başkaydı. Rabbim bana başka bir şey işaret ediyordu.